ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Manisa ve ilçelerinden haberleri bu akşam bültenimizde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kayınpederi Hacı Recep Tarımer bugün sabaha karşı Topçuasın Mahallesi'ndeki evinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir solunum yetmezliği tedavisi gören Tarımer, Hatuniye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in kayınpederi Hacı Recep Tarımer uzun süredir gördüğü tedavinin ardından vefat etti. Uzun süredir solunum yetmezliği tedavisi gören 71 yaşındaki Tarımer, 24 Ağustos Perşembe sabaha karşı Topçuasın Mahallesi'ndeki evinde vefat etti. Hacı Recep Tarımer'in cenazesi Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Hatuniye Camii'nde düzenlenen cenaze namazında sevenleri ve mesai arkadaşları Başkan Çelik'i yalnız bırakmadı. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı cenaze namazına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Recep Tarımer, Kırtık Mezarlığı'na girdiğimiz zaman hemen sol tarafta olacak girişte. Mustafa Nihan. Sayın Ömer Faruk Çelik'e, ailesine başsağlığı diliyoruz. Hacı Recep Tarımer'e de Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ağrı'nın Patmos ilçesinde 1995 yılında şehit olan Mustafa Özoğlu'nun Sarıhanlı'nın Büyükbelen Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Saruhanlı'ya gelen Özdağ, Saruhanlı Belediye Başkanı Doktor Hüseyin Yaralı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Büyükbelen Mahallesi'ne geçti. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1995 yılında şehit olan Mustafa Özoğlu'nun Büyükbelen'deki ailesini ziyaret eden Özdağ, şehit ailesinin gelecek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayır dualarını aldı. Sen kaça gidiyorsun? İşte bire geçti. Milletvekili Özdağ, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada devlet ve millet olarak şehit ailelerimize borçlu olduğumuzu, onlara sağlanan maddi imkanların yanında manevi anlamda imkan ve destek verilmesi gerektiğini de belirtti. Onlara devlet olarak, millet olarak borçluyuz. Evet, kanunlar ikişer kişi işe, gazilere birer kişi işe yerleştiriyor. Çeşitli maddi, sosyal imkanlar sağlıyorlar. Ama bunlar sadece maddi imkanlar. Önemli olan manevi imkanlara ihtiyaç var. Bu millet şehitlerini unutmasın. Şu ana kadar yanılmıyorsam eğer 17 bine yakın şehidimiz var. Aynı şekilde 7 bine yakın gazimiz var. 1980 yılından itibarenki şehitlerimiz 1984'ten Şemdinli Eruh'tan bu yana, Eruh'tan bugüne kadar 17 bin şehidimiz var. Herkes, Manisa'da da 287 şehidimiz var. Herkes belediye başkanları, valilik, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları, bütün dernekler, vakıflar bu şehit ailelerini ziyaret etmeli. Çocuklarıyla, eşleriyle, anneleriyle, babalarıyla hemhal olmalı. Siyaset bunu ihmal etmemeli özellikle. Çünkü 1000 yılda 10 milyona yakın şehit verdik. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sınırlarımızda PYD ve YPG devleti kurdurmayacağız. İçimize de PKK devleti kurdurmayacağız. Bu insanlar Kürt kardeşlerimize kurban olsunlar. Kürtler Bediüzzaman'ın yolcularıdırlar. İdrisi Bitlisi'nin yolcuları, Ahmedi Hani'nin yolcularıdırlar. Kürtler Müslümandırlar ve Kürtler birlikten yanadırlar. Sağlıklı gelin, bizim Sedat'a gönderin.
Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara ev sahibi yapmak amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile birlikte yola çıktığı 5500 konutluk Akgedik Yunus Kent projesinde ikinci etap çalışmaları başladı. Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan 5500 konutluk Akgedik Yunus Kent projesinde ikinci etap başlıyor. İki kısım halinde inşa edilecek projede ihaleyi kazanan Alba Yapı yetkilileri Yusuf Altın ve İsmet Altın, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve müdürlük çalışanları da katıldı. Gerçekten Sayın Başkanımdan sayın. İkinci etapın iki kısmına da aynı zamanda başlanacağını müjdeleyen Başkan Çerçe, ilk etapında yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. İkinci etapın birinci ve ikinci kısım ihaleleri toplam 1584 konut. Bunun içerisinde çarşı, 8-10 tane ticaret merkezi, 2 tane okul, 1 tane cami, yeşil alanlar, sosyal alanlarla beraber 1584 konut ihalesi de bir ve ikinci kısım olarak tamamlandı. Çok güzel bir proje. Müteahhit firma yine aynı Alba İnşaat ihaleyi aldı ve şu anda yapım işine başladılar. İnşallah 2019 seçimlerinden önce bunu da sahiplerine teslim edelim. İkinci etaptan bahsediyorum. Birinci etabı zaten yılbaşına öncesi herhalde sahiplerine teslim edeceğiz. Başkan Çerçi, tapu sorunu yaşayan Akgedik halkının sorununu çözeceklerini, mahallede yaşayan kimseyi mağdur etmeyeceklerini yineledi. Akgedik bölgesinde halkımıza verdiğimiz sözün gereği olarak yeni imar planı revizyonundan sonra imar uygulaması yapılacak, arkasından yeni tapular çıkacak. Buradan tekrar söylüyorum, Akgedik'teki halkımıza da inşallah tapularını vereceğiz. Büyük bir törenle, şölen ile Akgedik halkımız da asla mağdur olmayacak, edilmeyecek. Birilerinin dedikodusuyla, fitnesiyle lütfen hareket etmeyin. Biz kamu kurumuyuz. Devlet adına, millet adına iş yapıyoruz. Dolayısıyla Akgedik'teki halkımız da en mutlu şekilde buradan yer sahibi olacaklar. AK Parti Manisa Milletvekili Avukat İsmail Bilense, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'nin projelerini yakından takip ettiklerini kaydetti. Biz Mehmet Bey'lik 22 ve 23. dönemde de milletvekilliği yapmıştık. Kendisini oradan da biliriz. Samimi, gayretli, heyecanlı, vizyonu olan bir arkadaşımız. Bu anlamda Manisa, Yunus Emre bölgesi biraz şanslı. Gayretinden dolayı, heyecanından dolayı, şehre olan tutkusundan dolayı biz böyle biliriz dostumuzu, kardeşimizi, arkadaşımızı, belediye başkanımızı. Alba Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Altın, Satoki'ye birçok konut ürettiklerini, Akgedik Yunusken Toplu Konut Projesi'ne bunların en iyilerinden biri olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Sayın Vekil, hemen hemen Türkiye'nin en güzel projelerinden biri, Toki İdaresi'nin en güzel projelerinden biri Akgedik'e yaptırılır. Biz burada yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Gerçekten Sayın Başkanımdan, Sayın arkadaşlarımız çok memnunuz. İdari kısımlarda bize çok yardımcı oldu. Evet, Yunus Kent'te çok büyük bir şehir inşa ediliyor sevgili seyirciler. Tamamen inşaatlar bittiğinde bütün bloklar, bütün evler orada tamamlandığında, konutlar tamamlandığında Akgedik mevkiinde yeni bir şehir inşa edilmiş olacak. Okuluyla, hastanesiyle, sağlık kuruluşlarıyla, sosyal paylaşım alanlarıyla birlikte orada yeni bir hayat başlayacak. Orada kocaman bir mahalle kurulmuş olacak sevgili seyirciler. Yunus Emre Belediyesi'nin bu projesi gerçekten Türkiye çapında büyük bir prestij projesi olarak öngörülüyor. Sevgili seyirciler, Manisa'da dün 6 mevsimlik işçinin yağmurdan kaçmak için yöneldikleri dolmuşa binerken yıldırım çarpmasına maruz kaldıkları ortaya çıktı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacı Haliller Mahallesi'nde yaşanan olayda üzüm bağında çalışan mevsimlik işçiler yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Olay anında 6 kişi hastaneye kaldırılırken bir kişinin de daha sonra hastaneye kontrol amaçlı gittiği öğrenildi. İşçilerin yağmurdan korunmak için üzüm bağı içinde bulunan dolmuşa bindikleri sırada yıldırıma maruz kaldıkları öğrenildi.
Hacaliler Mali Muhtarı Şeref Ocaklı gel. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Dün bir 15-20 dakika sağanak yağmurda. Burada geçici olarak gelen ve daha önce de 15-20 yıldır burada kalan bizim işçilerimiz var. Zaten bunların 3-4 tanesi de bizim burada ikamet edenler. Öncelikle tabii bu aileye geçmiş olsun diyorum. Sevindirici bir olay da tabii burada ölüm olmaması. Tabii bu Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şey yok buna. Burada dün işte üzüm keserken bu vatandaşlar yıldırım düşmesi sebebiyle bir 7 tane yaralımız vardı. Bunlara acil şifalar diliyorum. Bunlar yağmur yağınca hatta şu alanda bir tane bir Peugeot bir dolmuş vardı. O dolmuşa binerken bunlar tabii yağmurdan kaçayım derken herhalde büyük bir ihtimal kaçarken oldu bunlar. Yaraların durumu şu anda 6 tane yaralı var. Sonradan bir tane bir kardeşimiz gitmişti hastaneye 7 tane. Ama şu anda korkulacak bir durum yok. Hatta bir tane bir yaşlı bir amca var, taburcu olmuş o zannedersem dün akşam falan. Bugün evinde istirahat ediyor. Büyük bir ihtimallerinde bugün akşam üzeri falan öteki yaralar da taburcu olacak. Ocaklı Gil olayı duyduklarında çok korktuklarını dile getirdi. Biz baştan çok korktuk yani acaba ölü var mı diye. Ama yaralı çoğu yaralıydı. İşte o arada jandarma, ambulanslar falan müdahale etti. Hani korkulacak bir durum yoktur tabii. Hatta bir tane bir yaşlı bir amca vardı. Hatta kolumdan koptu falan diyor da. Dün biz hastane ziyaretinde onu baktığımızda şu anda iyi yani durum iyi. Sevgili seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, en büyük hayali Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile tanışmak olan bedensel engelli Sefa Yurtkölesi'ne verdiği sözü tutarak Sefa'nın isteğini gerçekleştirdi. Sefa, Beşiktaş'ın antrenmanında Portekizli oyuncuyla buluştu. Manisa'da yaşayan ve en büyük hayali Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile tanışmak olan bedensel engelli Sefa, sosyal medyada bir video paylaştı. Bakan Osman Aşkınbak videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Sefa'ya Quaresma ile tanışma hayalini gerçekleştirme sözü vermişti. Kankam geldi benim ya. Evlat. Bakan Osman Aşkınbak'ın 17 Ağustos Perşembe günü ilgililere Sefa'nın isteğinin yerine getirilmesi yönünde talimat vermesinin ardından Sefa Beşiktaş'ın dün akşamki antrenmanından önce Quaresma ile buluştu. Spor Genel Müdürlüğü'nün yetkililerinin de eşlik ettiği buluşmada Portekizli futbolcu hayranıyla bir süre sohbet edip kendisine formasını verdi. Ola. Sefa Yurtkölesi ayrıca basına açık olan antrenmanı da takip etti. Ola. Evet Oğuzhan, çok sağ ol. Teşekkürler. Tamam. Abi söz ettim. Bu sene de artık inşallah. Olga. Bakan Osman Aşkınbak, Sefa ile Quaresma'nın buluşmasının ardından sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sefa kardeşimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzün hep gülsün kardeşim ifadelerini kullandı. Talişka. Talişka. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımıza Sayın Osman Aşkınbak'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Benimle tek irtibata geçen bu konuyla ilgili her türlü desteği veren, bizi buralara getiren kendisidir. Gerek ekstradan da engelli sporuna verdikleri katkıdan dolayı da kendim hem sporcuyum hem de gençlik sporda çalıştığımdan dolayı ekstra engelliler adına da Sayın Bakanımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Oraya. Bu mutluluğu yayınlamak da izlemek de benim için de güzel bir gururdu, güzel bir mutluluktu sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde iddiaya göre yaklaşık bir yıl önce yapılan bir apartmanın müteahhit tarafından eksikleri tamamlanmayınca ruhsat alınamadı. Ruhsatsız olduğu için şantiye elektriği kullanan apartmanın elektrik faturası müteahhit firması tarafından ödenmeyince apartmanda yaşayan 8 aile karanlığa mahkum oldu.
Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce yapılan bir apartmanda yaşayan 8 aile karanlıkta yaşamaya çalışıyor. Apartman sakinlerinin iddiasına göre evi yapan müteahhit firmanın apartmanın eksikliklerini tamamlamaması üzerine Yunus Emre Belediyesi'nden yapı kullanım izin belgesi alamadığı için apartmanda halen şantiye elektriği kullanılıyor. Ruhsatsız apartmanın şantiye elektriğinin faturası da firma tarafından ödenmeyince de apartmanın elektrikleri kesildi. Duruma isyan eden apartman sakinleri ise firmaya sorunu bir an önce çözmesi çağrısında bulundu. Bu binayı aldım da müteahhit bana dedi ki 25 gün sonra ruhsatınızı alacaksınız. Yani benim 3 tane çocuğum var. Dolaplar çalışmıyor. Herkes mağdur. Bir hafta duruyor. Daha önce de kesildi, şey oluyordu. Müteahhite mesela ben aradım, elektrik kesilmiş. Hemen açtırıyorum diyor. Geldi buraya açtırdım. Bak dedim mesela mühür sökmek yasak diyorum. Ben yarın ödeyeceğim dedi. Ödemedi. Bu durumlara geldik yani. Demir'in eşi Zeynep Demir ise yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Yani hayatımız zor. 3 tane çocukla ve çalışıyorum. Mum ışığına yemek yapmak zorunda kalıyorum. Yaptığım yemekler bozuluyor. Yani çok kötü durumdayız. 2017 yaşıyoruz. Şu sıkıntı çektiğimiz sıkıntıya bakın. Çok zor durumdayız. Yani bir önce çare bulmasını istiyoruz. Yani zor durumdayız. Yarın bir gün okullar açılacak, çocuklarım okula gidecek, ders çalışacak. Hepsi zor durumdayız yani. Özkan Demir ev alacak vatandaşlara da çağrıda bulundu. Müteahhite ve emlak gidiyoruz ve dolandırılıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Mutlaka bilinçli yerlerden ev almamız lazım. Ben ağzım payımı aldım. Yemin ediyorum, bak 3 çocuğum var. İnsanlar nasıl rahat uyuyor? Bu müteahhitler nasıl rahat yemek yiyor? Ben 3 gündür bu çocuklarla, bak ne soğuk su içebiliyorlar, ne dolapta bir şey var. Yoğurt alıyoruz, hemen ekşiyor. Kalk sen bir de bitiremeyeceksin yani elektrik su mağdur ediyorsun. Yani bir müteahhit bu parayı ödeyemiyorsa işi bıraksın zaten yani. Ben bir asgari ücretle çalışan 2 milyar lira para veriyorum, ben para topladık. Mağdur olmasın, ben müteahhit, bu yakıtı yaktık, bizim çocuk besliyoruz, hak kimi yedim dedik. Para topladık, 1,5 milyar para verdik ve hala 5 milyar para istiyor. Kardeşim ben sizi mağdur ettim, gel bunu da benden olsun demiyor. Yani insanların üstüne geliyor. Apartmanda yaşayan 8 aile bir an önce ruhsat işlemlerinin tamamlanarak elektriklerinin bağlatılmasını bekliyor. Evet, olacak benim. Şimdi sevgili seyirciler, haberde bahsi geçen konuya çok uzak bir insan değilim. Aslına bakarsanız bu haberde bizim gazetecilik anlayışıyla yapmamız gereken şuydu. Müteahhit firmayı burada deşifre etmekti. Müteahhit firmanın bütün meslektaşlarının önünde rezil olmasını sağlamak gerekirdi. Çünkü önüne gelen ben müteahhitim diye inşaat yapmaya başlıyor. Önüne gelen ben müteahhitim diye yaptığı konutları satmaya çalışıyor. Hem de çok yüksek bedellerle. Şimdi bu eğer müteahhit arkadaşımız, firma işinin ehli olmuş olsaydı, işini düzgün yapmış olsaydı, zamanında başvurularını yapmış olsaydı ve yaptığı inşaatı bütün yasal mevzuata uygun yapmış olsaydı, o binanın ruhsatı belediye tarafından verilecekti. Belediye tarafından ruhsat alınan binaya elektrik işletmesi tarafından çok rahat bir şekilde elektriği bağlanacaktı. Şantiye elektriği kullanmak zorunda kalmayacaktı ve aynı zamanda sorumlu su kuruluşu tarafından, yani MASKİ tarafından da suyu bağlanmış olacaktı. Neden şu an şantiye elektriği kullanıyor? Neden şantiye suyu kullanıyor? Çünkü bu müteahhitin yaptığı bu bina ruhsatının alınmasına uygun mevzuata yapılmadığından dolayı. Kim denetlemeli? Belediyeler denetlemeli. Yani ilçelerin sorumlu belediyeleri denetlemeli. Eğer büyükşehir sorumluysa büyükşehir denetlemeli. Aynı zamanda müteahhitlerin de bir üst kurul olması lazım. Denetimden geçmeleri lazım. Gerçekte işlerini doğru düzgün yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesi lazım. Zamanında vergilerinin verilip verilmediğini, kullandıkları malzemelerin gerçekte taahhüt ettikleri, sözleşmelerde taahhüt ettikleri malzemeleri kullanıp kullanmadıkları kontrol edilmesi lazım, denetlemeden geçirilmesi lazım. Ama yazık ki ne Türkiye'de ne Manisa'da böyle bir kurum yok. O zaman iş kime düşüyor? Sayın Valiye, Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine
ve inşaat mühendisleri odalarına. Başka türlü de müteahhitlerin üstesinden gelebilecek, tenzih ediyorum, çok kaliteli iş yapan müteahhitlerimiz de var. Profesyonelleşmiş, kurumsallaşmış müteahhitlerimiz de var. Ama hani merdiven altı tabiriyle bahsettiklerimiz var ya, bunlar da böyle mantar gibi türüyorlar, bina yapıp satıyorlar. Vatandaş şunu yapmalı, alacağı binanın mutlaka ve mutlaka belediyelerden soruşturmalarını yapmaları gerekir. Büyükşehirse büyükşehir, Yunus Emre ise Yunus Emre, şehzadelerse şehzadeler. Önce soruşturmalarını yapmaları lazım, ruhsatlarının olup olmadıklarını ortaya çıkardıktan sonra binayı satın alsınlar. Çünkü borçlarınız, borçlanıyorsunuz, bankalara para ödüyorsunuz, taksitlendiriyorsunuz. Ama binanın içerisine girdikten sonra ya çatısı akıyor, ya suyu olmuyor, ya elektriği olmuyor. Ya da bizlerin uğraştığı gibi sürekli maskeyi çağırıp vidanjörlerle basan pis suları arıtmak zorunda kalıyorsunuz oturduğunuz binalardan. Mutlaka ve mutlaka belediyelere uğrayarak araştırmanızı yaptıktan sonra satın alma işlemine başlayın sevgili seyirciler. Manisa'nın Sarıgül ilçesinde bir çiftçi tarafından üzüm pekmeziyle aynı yöntemlerle karpuz pekmezi de yapıldı sevgili seyirciler. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı mahallesinde çiftçilik yapan 54 yaşındaki Kemal Aktağ yetiştirdiği karpuzları pazarda satarak geçimini sağlıyor. Geçimini sağladığı karpuz yetiştiriciliğinden daha fazla isteyen Aktağ, eşi Züheyla Aktağ ile üzüm pekmezinden esinlenerek evinde karpuz pekmezi yapmak için girişimde bulundu. Vallahi yapan arkadaşlar kendileri yapsın biraz, onlar düşünsün. Gelecek senede kavunla yapmayı düşünüyorum. Kavun pekmezini deneyeceğim bir de. Bundan yeni çıktı. Bakalım bu nasıl olacak? Çok güzel bir pazarı bulabilirsek pazarını bulacağız. Üzüm pekmeziyle aynı yöntemlerle karpuz pekmezi yapan Aktağ, kışın da yaptığı pekmezleri satarak geçimini sağlayacak. Kemal Aktağ ve eşi Züheyla Aktağ birlikte yaptıkları karpuz pekmezi mahallede de ilgi gördü. Vallahi üzümle bunun arasında hiç fark yok. Aynı tat oranı var. Şeker oranı aynı. Peki bunun kilosunu kaçtan veriyorsunuz? Kilosunu 750-500 oradan sattık genelde. O karpuzun fiyatı. Peki pekmezin fiyatını ne kadar satacaksınız? Vallahi onun fiyat koymadık daha. Mahalle halkı tarafından tadılan karpuz pekmezi, mahalleliler tarafından da beğeniyle karşılandı. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Güzel Sanatlar Fakültesi hayali kuran gençler, Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol ile hayata geçen resim kursunda aldıkları eğitimler sonrası kurs binasının tuvaletlerine çizdikleri resimlerle daha güzel görünmesini sağlayarak uygulama yapıyor. Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde resim kursu açıldı. Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlamak. Güzel Sanatlar Hazırlık Kursu bu. Çizim eğitimi alıyorlar burada. Kursa katılan 40 kursiyer açılan ücretsiz kurslarla hayalini kurdukları Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlanıyor. Kurs öğretmeni Mürver Sarıçelik tarafından verilen eğitimlerle geleceğe hazırlanan gençler, kursun çeşitli yerlerinde ve tuvalet duvarlarında çizdikleri resimlerle uygulama yapma imkanı buluyor. Turben binası olarak burada bize yer verdiler belediye, sağ olsun Turben Şirin, Metin Bey. Aslında halk eğitim öğretmeniyim ben, halk eğitimde çalışıyoruz ama Turben'le halk eğitimin ortak bir projesi bu. Aşağıda da çevreyle gençliği birleştirmek adı altında, kuşlar adı altında. Böyle bir düzenlememiz olacak. Kursiyerlerden Ümmü Şimşek resim çizmenin kendisi için çok önemli olduğunu ancak bu tür kursların çok pahalı olduğu için katılamadığını söyledi. Resim benim hayalimdi ama Turgutlu'da ve diğer yerlerde mesela İzmir gibi yerlerde çok pahalı olduğu için eğitim alma şansım yoktu. Sağ olsun Turgutlu Belediyesi bize öğrencileri üniversite kazandırmak bir gelecek adı altında kazanç sağlamak için Turgutlu resim kursunu açtı. Aynı zamanda yağlı boya ve kara kalem çalışmaları yapılıyor. Ücretsiz, gerçekten çok güzel eğitim yapılıyor. Bir seneden beri devam ediyorum.
Turbem sorumlusu Metin Akgül ise gençlerin hayallerine bir nebze destek olabildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Turbem olarak kurslarımıza devam ediyoruz. Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim'in ortak işbirliğiyle açılan kurslardan bir tanesi Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu. Toplamda 40 öğrenci haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı burada. Turgutlu'da ücretsiz olarak verilen bir kurs. Normal şartlarda lisede alınan eğitime katkı amaçlı güzel sanatlar mülakatlarını geçmesi için hazırlanan bir kurs. Toplamda 40 öğrencinin Turgutlu'da daha önce bu eğitim alma şansı yoktu. Özel kurslar buna ücret ödeyerek yapılacak bir kurstu. Başta Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin olmak üzere halk eğitim yetkilileri de bu konuda duyarlılık gösterdi. Gençlerin hayallerine kavuşması için böyle bir kurs açtık. TV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Akhisar Belediyespor Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Yılmaz Atabur tesislerinde başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, bir ya da iki oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini söyledi. Akhisar Belediyespor Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Manisa 19 Mayıs stadında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Yılmaz Ataburuk tesislerinde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeşil siyahlılar tam kadro çalıştı. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından da dar alanda yapılan taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirtti. Lige kazanarak başlamak çok önemliydi, çok değerliydi. Bu tabii ki bize güven oluştu. Geçen seneden devam eden bir oyunumuz var. Ligin ilk haftasından itibaren bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ve kazanmak için her şeyi yapıyoruz. İlk hafta kazanarak ayrıldık. Buruk, Antalyaspor maçında kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirtti. Antalyaspor maçına baktığımızda da kazanmak adına her şeyi yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti aslında ama belki maçın son bölümünde maçı mağlup da bitirebilirdik. Çok net gol pozisyonlarına girdik. Maçı daha erken kendi lehimize çevirmemiz gerekirdi. Kötü goller yedik. Yani bizim tabii ki en büyük özelliğimiz gol yiyememekti. Özellikle ligin geçen sene son haftalarında. Bu sene de gol yemeden başlamıştık ama kolay iki tane gol yedik. Basit iki tane gol yedik. Buruk, Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmak istediklerini söyledi. İnşallah maça kadar da tam kadro olarak çıkmak istiyoruz. Ufak tefek sakatlıklar olan arkadaşlarımız var ama tabii ki her zamanki olduğu gibi yani bu maça da Antalyaspor maçına da ağrılarıyla çıkan, iğne olup çıkan arkadaşlarımız oldu. Yani fedakar bir takım bir kere. Yani oynamak için her şey ellerinden geleni yapıyorlar. Çok şükür bir sıkıntımız yok. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız ve yani hedeflerimizin doğrultusunda kazanmamız gereken bir maç. Buruk, performanslarının daha da yükseleceğini belirtti. Tabii ki şu an ligin başlaması yani 6. haftaya aşağı yukarı geçen hafta 6. haftaya çalışma kamp ortamına başlama anımız 6. haftaya denk geliyordu. Yani 7. 8. haftaları görüyoruz. Daha da yükselecek tabii ki yani sezon başı belki ilk haftalar her takım istediği gibi olmuyor ama 2 haftaya baktığımızda 2 haftayı da yani maçın 90 dakikasını çok rahat oynayan bir takımdık. İki takıma karşı da çok üstün oynadık. Yani 90 dakikalık bölümü maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde götürdük. Yani şu anda tabii ki dediğim gibi tam %100'de değiliz ama iki tane 90 dakikaya çok yüksek tempoyla geçiren, yani sezon başı gibi değil de sezon ortasında bir takım görüntüsü verdik. Buruk, transfer çalışmalarını sürdüğünü kaydetti. Çalışmalar sürüyor. Yani bir ya da iki oyuncu kadromuza katabiliriz. Yani takviyeler yapmamız gereken bölgeler var. İnşallah onları da en kısa zamanda bitireceğiz ama elimizdeki oyuncuların özellikle yeni katılan geçen seneden zaten kadromuz vardı, onları tanıyorduk.
yeni katılan oyuncuların da performansları bize olumlu yansıyor. Bu bizi sevindiriyor. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi 2017 Yaz Spor Okulları sona erdi. Yaz Spor Okulu kurslarına katılan 720 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in elinden aldı. Şehzadeler Belediyesi'nin okulların kapanmasıyla birlikte başlattığı Yaz Spor Okulu kursları sona erdi. Yaz Spor Okulu kurslarının tamamlanması nedeniyle geçtiğimiz gün yüzme ve basketbol kurslarına katılan öğrenciler için sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Manisa Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sertifika törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Demir Arslan, Emre Kurt, Halkla İlişkiler Müdürü Yener Bilir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Enes Karataş katıldı. Başkan Çelik 2017 yılı yaz spor okullarına toplamda 720 öğrencinin katıldığını ifade etti. Şehzadeler Belediyesi yaz spor okullarımızın kapanışı vesilesiyle çocuklarımızla gençlerimizle bir aradayız. Onlara sertifikalarını takdim ettik. 720 tane şehzadelerin çocukları, şehzadeleri yaz spor okullarımızdan istifade etti. Ferdi branşlarda, futbolda, yüzmede, basketbolda açtığımız kurslarımıza çocuklarımız katıldılar, başarıyla devam ettiler ve nihayetinde de bu sertifikaları almaya hak kazandılar. Ben tüm çocuklarımızı kutluyorum. Biraz önce kendileriyle de sohbet ettim. Yüzme kursuna katılanlar artık balık gibi yüzüyoruz diyorlar. Ne mutlu. Basketbola katılanlar inşallah milli sporcu olacağız diyorlar. 720 tane şehzadelerin çocuğunu, gencini sportif aktivitelerle buluşturmuş olmanın bugün büyük bir mutluluğunu yaşadığımızı ifade ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit kurslara katılan öğrencilere sertifikalarını dağıtıp öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.